Merhaba arkadaşlar. Bugün kuantum mekaniği serimizin ikinci dersiyle tekrar bir aradayız. Bugün konumuz olasılık arkadaşlar. Kuantum fiziğinde çok kullanılan bir şey. Olasılık, beklenen değer vesaire. Şimdi onlardan konuşacağız. Öncelikle olasılık nedir? Olasılık şudur arkadaşlar. Elinizde bir küme vardır. Bu küme sıralı da olabilir. Mesela diyelim ki işte kümemizde dikdörtgen prizma şeklinde bazı elemanlarımız var. Ve aynı zamanda küre şeklinde de elemanlarımız var. 2 2 olsun bizim kümemizde. Ben size şunu sorsam, desem ki ben bu kümeden rastgele bir eleman seçersem bunun dikdörtgen prizma olma olasılığı kaçtır? Ne diyeceksiniz? 2 bölü 4 diyeceksiniz. Buna P diyelim şöyle. O da 1 bölü 2, yani %50 olasılıkla bana dikdörtgen prizma çekeceksiniz. Peki arkadaşlar, biraz işleri zorlaştırmaya çalışsak, şöyle bir şey olsa. Mesela desek ki nasıl bir şeyimiz olsun? Zarımız olsun arkadaşlar elimizde. Şöyle emin değilim bunun karşısına ne geleceğinden ama çok da mühim değil. Şöyle 5 tane olsun burada da. Hep tek yüzler oldu. Şimdi diyelim ki ben bu zarı atıyorum arkadaşlar. Gelen yüzün asal sayı olma olasılığı kaçtır diyorum. Asal sayı. Şimdi asal sayı olma olasılığı nedir arkadaşlar? 2, 3 ya da 5 gelmesi lazım. Şimdi elimizde tüm olasılıklar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şunu 6 yapalım. Asal olma olasılığı 2, 3 ve 5 dedik. Dolayısıyla 1 bölü 2, yani 3 bölü 6 aslında. 3'ü asal. Geriye kalan 3 tanesi asal değil. Tüm olasılıklar arasında 3 asal olduğu için 1 bölü 2 dedik. Şimdi bunlar basit. Diyelim ki ben size şöyle bir şey sordum. Dedim ki yine elimde bir zar var. Bu zarı şöyle çizmeye çalışayım. Ben bu zarı milyarlarca defa atıyorum. Yani bir her seferinde de kaydediyorum. Mesela ilkinde 2 geldi diyelim. İkincisinde 5 geldi. Üçüncüde 5 geldi. Böyle not ediyorum sürekli. Ben bu not ettiğim değerlerin hepsini diyelim ki ne kadar attım? 10 üzeri 30 defa attım. O kadar fazla attım. Yani artık beklenen bir değer olacak. Ve dedim ki size 10 üzeri 30 defa attığımda bu gelen değerlerin ortalaması kaç olur? Siz bana ne diyeceksiniz? Nasıl bir cevap vereceksiniz? Şimdi onu görelim. Bu yapacağımız olayın adı beklenen değer hesaplama arkadaşlar. Beklenen değer. Kuantum mekaniğinde çok kullandığımız bir şey. Beklenen değer hesabı. Şimdi nasıl yapılıyor onu görelim. Şimdi şöyle bakacağız arkadaşlar. Bizim elimizde zarı ne zaman atarsak atalım 6 tane olasılık var. 5 ve 6. Şimdi bu yüzlerden bir tanesinde 1 var. Bir tanesinde 2 var. Bir tanesinde 3 var. Bir tanesinde 4 var. Şöyle. Bir tanesinde 5 var. Pek güzel olmadı ama. Bir tanesinde de 6 var. Şöyle. Şimdi diyorum ki hepsinin 1 gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü 6 çarpı 10 üzeri 30. Şunu şöyle. Çok özür dilerim. Yanlış yaptık. 1 bölü 6 üzeri 10 üzeri 30. Yani bu inanılmaz düşük bir olasılık. Hepsinin 2 gelme olasılığı da buna aynı. Çünkü hepsinin gelme olasılığı aynı. Bunun yerine şöyle bir yaklaşım izleyeceğiz biz. Diyeceğiz ki benim beklenen değerime 1'in katkısı nedir? Yani 1 bu kadar atışta ne kadar gelmiş olabilir? Ona da şöyle yaklaşacağız. 1'in gelme olasılığı 1 bölü 6 değil mi? Çarpı 1'in değeri ne kadar arkadaşlar? Yani total değeri biz ortalama istedik ya. 1'in total değeri katkısı 1'dir arkadaşlar. Yüzeyinde katkı şey 1 çünkü. Üzerinde 1 var. Sonra diyeceğiz ki 2'nin gelme olasılığı ne? 1 bölü 6. Peki onun katkısı ne kadar? 2 kadar. Ve bunu tekrarlayacağız. Nereye kadar? 6'ya kadar. 1 bölü 6 çarpı 6. Bu bize beklenen değeri verecek arkadaşlar. Beklenen değeri genelde E ile gösteriyoruz. Ya da başka bir gösterimi daha var. Onu kuantum mekaniğinde göstereceğim. Zaten biraz sonra oraya doğru ilerleyeceğiz. Şimdi şurada kalemin rengini değiştiriyorum. Ve şunu hesaplıyorum arkadaşlar. 1 bölü 6 parantezine alabilirim tüm değerleri ben. Elimde 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı var. Dolayısıyla n çarpı n artı 1 bölü 2 denklemini kullanarak şunu uygulayabilirim. Ve cevabım 7 bölü 2 çıkar. Zaten baktığımız zaman bu çok içgüdüsel bir cevap. Bu 3,5'a denk geliyor arkadaşlar. Peki bu ne demek? Bu şu demek aslında. 1 ile 6'nın gelme olasılığı aynı olduğu için mesela diyelim 100 defa attıysam sadece diyelim 1 ve 6 gelebiliyor 100 defa attığımda. 50 defa 1, 50 defa 6'nın gelme olasılığı tüm dağılımlar arasında en yüksek olasılığa sahip. Dolayısıyla bu ikisinin ortalaması 3,5. 2 ile 4, 5 için de aynı. 3 ile 4 için de aynı. Yani şu toplamlar 7 verdiği için zaten ortalaması 3,5. Biz buna beklenen değer hesabı diyoruz. Bir başka basit örneği. Yine örnek göre göre devam edelim. Şimdi mesela diyelim ki ben bir kasinoya gittim. Las Vegas'ta kumar oynayacağım.
Ve şöyle bir masa var. Masadaki oyun şöyle. Adam diyor ki bana giriş ücreti 10 dolar diyor. Eğer şöyle 3 şeye varabilirsin. Oynadığın oyunda bir makine gibi bir şey düşünün. Bu makineden 3 sonuç çıkabilir. Bu sonuçlardan ilki sana 100 dolar veriyor. Ya da 100 dolar çok fazla oldu. Evet, 100 dolar veriyor. İkincisi 10 dolarını geri veriyor. Üçüncüsü 1 dolar veriyor diyelim. Ama bunların olasılıkları eşit değil. Şunun olma olasılığı arkadaşlar 0,05, yani %5. Şunun olma olasılığı, şu olasılıklar farklı renkle yazsak daha güzel olabilir. Şuradan hemen bir farklı renk seçelim. Şunun olma olasılığı arkadaşlar 0,05. Şunun olma olasılığı 0,35. Şunun olma olasılığı da zaten 0,6 kaldı. Yani tüm olasılıklar burası diye düşünürsek şöyle 3 olasılığımız var dedik. Şimdi benim beklenen değerim nedir? Yani bu oyunu ben 1 milyar defa oynarsam, milyarlarca defa oynarsam benim ortalama kazancım ne olur? Veya zarar mı ederim? Şimdi kumarhanelerle ilgili genel olay şudur zaten. Kumarda her zaman kasa kazanır. Şimdi onu basitçe ispatlayalım. Bizim örneğimizde de. Nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi biz diyeceğiz ki şunun olma olasılığı ne kadar? %5. 5 bölü 100 diyorum şöyle. Çarpı getirisi ne kadar? 100 dolar. 100 doları yazıyorum. Artı beklenen değer hesabını böyle yapıyorum. Olasılık çarpı oranın değeri. Yani mesela benim beklediğim şey kazanç ya. Kazanç çarpı o kazancın gelme olasılığı. Her zaman bunu yapacağım. Az sonra genelleştireceğiz zaten bunu. İkincisinin gelme olasılığı ne dedik? 35 dedik. %35. Ve bunu da neyle çarpıyorum? 10 dolarla çarpıyorum. Artı arkadaşlar üçüncüsünün gelme olasılığı %60. 60 bölü 100 çarpı 1 dolar. Şimdi buradan çıkan sonuç ne arkadaşlar? Şu 100'ü yok ediyorum. 5 dolar kesinlikle kazancım var benim. Hani her 10 dolar verdiğim oyunda 5 dolarım kesin geri geliyor gibi. Hani bu tabii bir olasılık. Şuradan onlardan bir tanesi gidiyor. 3,5 dolar da buradan geliyor. Peki şuradan ne geliyor arkadaşlar? 0,6 dolar da buradan geliyor. Dolayısıyla elimden oldu. 5 artı 3,5'dan 8,5, 9,1 dolar. Yani her oynadığım oyunda aslında ben 90 sent, yani bizimki işte kuruş gibi düşünebilirsiniz. 90 sent kaybediyorum. Eğer 100 oyun atarsam arkadaşlar %90'ın yani her 100 oyunda her oyunun ta kendisinde 90 sent kaybediyorum. 10 oyunda 9 dolar, 100 oyunda 90 dolar kaybediyorum. Bu bayağı büyük bir rakam. İşte bu basit bir örnekti, kasino örneği. Şimdi geçelim, genelleştirelim bunu. Biz bir şeyin beklenen değerini hesaplarken şöyle yapıyoruz. Diyelim ki ben x'in beklenen değerini istiyorum. X bir özellik, az önce kazançtı mesela. Onu şöyle yapıyorum. Diyorum ki benim bir olasılık fonksiyonum varsa, yani x'in olasılığı kaç olduğunu söyleyen bir şey. Ben onu her seferinde x'lerle çarparak, şurada x'in alabileceği tüm değerleri düşünün. X'in beklenen değerini bulurum. Onu da böyle gösteriyorum. Peki diyelim ki x'i değil de ben başka bir şey bulmak istiyorum. Yani mesela 3x'i bulmak istiyorum. 3x zaten bunun 3 katı çıkacak ama. O zaman da şöyle yapacağız zaten. Hani içeriye px'i ne yazacaksınız arkadaşlar? Şurada 3x yazacaksınız. Hani 3x ile çarpacağız. X'in tüm değerleri için bunu yapacağız. Peki diyelim ki x'in bir fonksiyonunun beklenen değerini arıyorum. Bu ne demek? Fx'in beklenen değerini arıyorum. O zaman da onu şöyle göstereceğiz. Diyeceğiz ki beklenen değer de şöyle bir olasılık çarpı fx. Yani her seferinde o olasılıkla, yani x'in olasılığıyla o fonksiyonunu çarpacağız. Şimdi konuşmamız gereken konulardan bir tanesi buydu. Bir sonraki arkadaşlar standart sapma ve varyans dediğimiz şeyler, onları bir görmemiz lazım. Diyelim ki benim şöyle iki tane datam var. Şöyle görünsün. Bu datalar şöyle yanıltıcı olsun. Nasıl yanıltıcı olsun? Şöyle bir datam var arkadaşlar. Diyelim ki şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu da 5. Şimdi buranın beklenen değerinin 3 olduğu çok bariz. Hani ortalama aldığımız zaman zaten hani beklenen değerin 3 çıkacağı bariz. Peki bir de şöyle olsa benim datam. Bir çirkin çizdim ama. Bu datada da benim beklenen değerim 3. Şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4, şurası da 5 olsun ve böylece gitsin. Benim yine beklenen değerim 3. Ama şurada gördüğünüz üzere data daha geniş bir alana dağılmış. Burada ise daha sıkışık bir halde. Hatta bu data şöyle de olabilirdi. Şuranın üzerinde 4 tane daha olabilirdi. Şu yanlar boş olabilirdi mesela. Peki bu durumda biz hani bu iki datanın farkını nasıl anlayacağız? Hani bu ikisi aynı şey değil ama beklenen değerleri aynı. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bir tane beklenen değere J diyelim biz arkadaşlar. Herhangi bir olasılık dağılımımız varsa.
Biz bu beklenen değerdeki değişimi arıyoruz her eleman için. J eksi, o yüzden J'nin şöyle beklenen değeri diyorum. Yani burada aslında her yaptığım benim herhangi bir datadan tüm dataların beklenen değerini çıkarmak her seferinde. Ve ben bunu hesaplamak istersem nasıl bir şey olacak? O zaman şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Diyelim ki delta j'nin ben beklenen değerini arıyorum. Yani aradığım şeyin. Şimdi bunu zaten verimsiz bir araç olduğunu göreceğiz. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. J eksi j'nin beklenen değeri dedim. Ve ben bunu neyle çarpıyorum arkadaşlar? Pj ile çarpıyorum. Hani j'nin olasılığıyla. Hani az önceki beklenen değeri hesabının birebir aynısı. Peki ben burada ne yapabilirim? Bunu dağıtabilirim. Toplam sembolü içinde j çarpı pj ilk parça oluyor. Eksi. Şimdi şu beklenen değeri zaten j'nin sabit bir sayı. Ben onu dışarıya alabilirim. Dolayısıyla şöyle yapıyorum. Toplam sembolü pj diyorum. Şurası zaten 1 verecek. Çünkü bir şeyin tüm olasılıkları toplamı 1'dir. Dolayısıyla şurada elimde j'nin beklenen değeri olacak. Peki şu ne arkadaşlar? Bu zaten j'nin beklenen değerinin ta kendisi. Hani şöyle yazabiliriz. Dolayısıyla cevabımız 0 çıkıyor. Bu neden 0 çıktı? Peki şundan ötürü arkadaşlar. Bizim buradaki datalarımız, elimizdeki data şu hem pozitif hem de negatif yanıtlar verecek. Ve böylece bunun beklenen değeri 0 olacak. Hani eğer daha derin bir hesap istiyorsak belki bunun işte şeyle mutlak değeriyle uğraşmamız gerekecek. Ama mutlak değerle uğraşmak biraz sıkıntılı. O yüzden şöyle bir şey izlemiş matematikçiler ya da istatistikçiler artık ne demek isterseniz. Şöyle bir yaklaşım izlemişler. Demişler ki biz bir tane şey tanımladım. Şöyle sigma diye. Bunu neden sigma diye tanımladığımızda konuşacağız biraz. Bunun neye yaradığını göreceğiz. Delta j'nin demiş karesi olsun. Onun beklenen değerini hesaplayalım. Neden? Çünkü bu delta j'lerin hepsini pozitif yapıyor. Yani şu içerideki değer pozitif olur. Delta j'leri pozitif yapmasa da karesi pozitif bir şey olacak çünkü. Ya da sıfır olacak. Yani en kötü olasılıkla. Bunu hesaplayalım demiş. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Delta j'nin tanımını zaten biz biliyoruz. Tekrar şuraya yazıyorum. Delta j eşittir j eksi j'nin beklenen değeri. Şimdi ben bunun karesini alıyorum. Şöyle yazıyorum toplam sembolü içinde. J kare arkadaşlar eksi 2 çarpı j çarpı j'nin beklenen değeri artı j'nin beklenen değerinin karesi. Peki bunu neyle çarpıyorum? Pj ile çarpıyorum. Yani j buradaki p buradaki olasılık dağılımımız. Bu işlemi nasıl yapıyorum? Tekrar az önce yaptığım gibi dağıtarak. Şöyle elimde bir j kare çarpı pj olacak ilk ifadem. Eksi 2 çarpı şu j'nin beklenen değerinin bir sabit olduğunu söylemiştik zaten. Onu dışarıya alıyorum. Çarpı j çarpı pj oldu içerisi. İkinci parçamız bu. Üçüncü parça ne olacak arkadaşlar? Şu çarpı şu. Peki j'nin beklenen değeri sabit bir sayı ise j'nin beklenen değerinin karesi de sabit midir? Tabii ki sabittir. Dolayısıyla ben şunu da dışarıya alıp toplam sembolü pj'ye yazıyorum. Şimdi zaten çok sadeleşecek bu ifademiz. Böyle karışık göründüğüne bakmayın. Şimdi şu ilk ifade arkadaşlar. Biz demiştik ki herhangi bir x fonksiyonunun olasılık dağılımı varsa onu da o fonksiyona çarparsak onun beklenen değeri çıkar. Yani şurada çıkan şey aslında bizim j karenin beklenen değeri. Eksi diyorum. Şu ilk terimi hallettik. İkinci terime geldik. Şimdi bizim elimizde iki tane j'nin beklenen değeri çarpı. Şurası ne arkadaşlar? J'nin beklenen değerinin ta kendisi yine. Dolayısıyla iki tane j'nin beklenen değerinin karesi var. Yani j'nin karesinin beklenen değeri değil de j'nin beklenen değerinin karesi var. Artı diyorum. Üçüncü terime geldim. Şurada olasılıklar toplamı var. Bu 1 demek zaten. Burada da ne var arkadaşlar? J'nin beklenen değerinin karesi var yine. Bunu tamamen sadeleştirince elimize şöyle bir şey geliyor. J'nin karesinin beklenen değeri eksi J'nin beklenen değerinin karesi. Şimdi bu elimizde olan şey arkadaşlar. Ben şunu farklı bir renge geçerek yazıyorum tekrar. Sigma'nın karesi dediğimiz şey şu kısım. Varyans diye geçiyor arkadaşlar. Bir datadaki dağılımın büyüklüğü aslında. Yani ne kadar geniş olduğu. Şurada gösterdiğimiz üzere bize şunu veriyor. Burada da şunu veriyor. Tabii tam olarak o değil ama olasılık ne kadar genişse bir fonksiyonumuz ileride sürekli fonksiyonları da kullanacağız. O data ne kadar genişse onu gösteriyor. Peki buradaki sigma ne arkadaşlar? Sigma da standart sapma. Varyans şunun tamamı, standart sapma da şunun karekök. Bunları işlediğimize göre arkadaşlar ilerleyebiliriz. Şimdi biz dağınık olasılıklarda neyi işledik? Önce olasılık ne onu gördük. Sonra beklenen değer ne onu gördük. Bir iki örnek gördük. Ondan sonra da beklenen değer nasıl hesaplanır? Varyans nasıl hesaplanır? Ve standart sapma nasıl hesaplanır onu gördük. Şu zaten ürettiğimiz denklemler. Şu denklem hatta neredeyse her şeye yetiyor.
varyans hesaplamamızı sağlıyor, standart sapma hesaplamamızı sağlıyor ve şunu da tekrar tekrar yazacağız zaten bunu kuantum mekaniğinde de şey çarpı pj bir şeyin beklenen değerini böyle hesaplıyoruz tüm j'ler için. Peki ilerlemek istersek arkadaşlar bizim olasılık dağılımlarımız kuantum mekaniğinde özellikle her zaman ne olmayacak arkadaşlar? Böyle ayrık olasılık dağılımları olmayacak. Nasıl olasılık dağılımları olacak? Şu videomun önce alt planını temizliyorum. Şu arka planı tekrar siyah yapalım. Nasıl olasılık dağılımları olacak? Çok güzel siyah yaptım. Olasılık dağılımlarımız arkadaşlar şey olabilir bizim. Sürekli olabilir. Mesela bir tane örnek çizelim şuraya. Diyelim ki benim olasılık dağılımı şöyle bir Gaussian şeklinde görünen bir şey. Peki şuradaki herhangi bir x noktasındaki olasılığım, varoluş olasılığım nedir arkadaşlar? Hani benim olasılık dağılımındaki yaptığım olayda beklenen yaptığım hareketin x çıkma olasılığı nedir arkadaşlar? Sonucu sıfırdır. Çünkü bu tek nokta. Biz burada şöyle bir yaklaşım izliyoruz. Dolayısıyla x artı dx dediğimiz başka bir nokta daha alıyoruz. Ve diyoruz ki şu aradaki dağılım, bunu zaten hatırlarsınız. İlk videomuzda dalga fonksiyonunun karesi böyle bir şekil alıyordu. Her zaman böyle şekil almak zorunda değil tabii ki ama yaptığımız işlem buydu. X ile x artı dx artı arasındaki olayı verecek bize. Biz buna işte rho x diyeceğiz. Olasılık dağılımını böyle göstereceğiz. Peki bu olasılık dağılımında biz diyelim ki beklenen değer arıyoruz. X'in beklenen değerini sizce nasıl göstereceğiz? Şöyle göstereceğiz tabii ki arkadaşlar. Diyeceğiz ki nereden nereye tanımlıysa artık A ile B arasında diyelim. X'in olma olasılığı x çarpı px'tir. Rho x daha doğrusu öyle düşünebilirsiniz. Dx'in integralini alacağız bu şekilde. Bu böyle. Peki o zaman şeyi ne yapacağız? Bizim az önce standart sapma diye hesapladığımız şey o nasıl olacak? O da şöyle olacak tabii ki. Birebir aynı şey. J'nin karesinin beklenen değeri eksi J'nin beklenen değerinin karesi. J'yi nasıl hesaplıyoruz? Tabii ki böyle hesaplıyoruz. Bunu tabii x diye, k diye istediğiniz değişkeni koyarak hesaplayabilirsiniz. Elimizde bunlar var. Peki bu noktadan sonra nereye gideceğiz arkadaşlar? Bir sonraki video hakkında konuşayım çok kısaca. Bir sonraki video hakkında biz ne demiştik? Kısaca bir giriş yapayım hatta. Öncelikle ilk videomuzun başında biz demiştik ki bizim klasik mekanikteki hedefimiz konumu bulmak. Konumu zamana göre fonksiyonunu bulmak. Ki oradan biz hıza varalım, hızdan ivmeye varalım, hızdan momentuma varalım. Peki kuantum mekaniğinde nasıl bir şey izleyeceğiz? Onu da şöyle sağ yapayım. Elimizde genelde dalga fonksiyonun ilk hali olacak. Yani sıfırıncı andaki ilk kondisyon olacak. Biz buradan nereye varmaya çalışacağız? Bizim hedefimiz dalga fonksiyonunun herhangi bir t anındaki haline varmak olacak. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu tür şeyleri bularak. İşte buradan neyi bulacağız ayrıca? Mesela diyelim ki bir cismin konumunu, bir parçacığın konumunu hesaplamaya çalışacağız. Biz bu konumun beklenen değerini hesaplayabileceğiz. Konumun ta kendisini değil. Peki buradan nereye varacağız? İşte biz bunun türevini alacağız zamana göre. Sonra onu kütleye çarpınca ne olacak? M çarpı dx bölü dt gibi düşünün. Bu bize momentum beklenen değerini verecek. Sonra momentum beklenen değeriyle ilgili işlemler yapacağız vesaire vesaire. Böyle ilerleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.